İsim babıda azizler cüda hem hoşyar buluş gerek. İsim kıyamet kayın bulgende bala otadan dava kılıp aladıgan nerseyken. Beni ismimi ne için bırakı koyuyordunuz? Beni ismimde manasında ne bir musulmanlıkke, ne bir ümmetlikke dalalat kıladın hiç nerse yok. Demek ki bırakı isim koygen siz deyip ertege dava kılmasılık için bala geçirayla isim koyuladı. İsimde koyuşlukta atası ya ki anası uzunun menfaatini kozlayıp koymaydı. Belki lekulli ismin musamma dediler, hemen isimde bolaki tasarı var, siması var. İsim yakışık oluşluğu hem bolanın terbiyesi ve başkası ki tasarı kılarken. Ertege bola isminden üyelip, ismini büzüp eğitip ya ki tahallüz istep yürümesine gelip. Şurayılık bir isimlerde koymalı gerek. Lekin bir payetler, bana şu isimlerde siyasileştirişlik haletlerini hem başımızdan ötkizdik. Biz ötkizmeyen basayım, bana kattalar, ecdatlarımız ötkizdiler, dedelerimiz, atalarımız, kattalarımız kurdular. Bolasının ismini, o şey yaşayıp durgen siyaseti ki doğru kılamandı, Oktyabr, Marx, Lenin, Engels, Stalin isimlerini, hariplerini koşup, Melis deydigen buldu. Bir de hemen yakışıklar. Galata galata isimler, tamamıyla Müslümanca ait olmayan isimlerde aitçilik adet düzü gekirdi. Keginçeli elhamdülillah bu nerseden biz bir az kaçıp bu isimken, bu çırağıyla koyuşkirken degenden kegin bazı birler indi isim koyuşlukta kattalarımız yaşları özleri koysun indi özünü arzu havası bulat deyip yenge kelin köylerde özüge verip koygenden kegin bunlar ne makaladık an buldular. Eğer köyde oramız yakşı sportke kızık atken bulsa yakşı bir futbolçunun ismini koyadık an buldu. Şuna kadar da topu topu koyadık an buldu. Ayol ihtiyar verirse, ayol tabii ki en yakışı artisti ismini izleydi. Lekin hiç kim soru vermedi ki, bu koyuluyorken isim bilen ertege bolam kıyamette çakırladı degen tasavvur bu muydu? Koyun ki dini isim koy yapman degen takdirde ham ahli ilimge müracaat kılmasından hatalıki yol koyulup koyuşu mümkün. Mesela Abdurrasul Abdulgulam deyip koyup koyuşluğu mümkün emez azizler. Ben buna kadar isimlerden cüda ham kop aitişim mümkün. Lekin mabada şuna kadar isimlik braderlerimiz bosa kalbege azar verip koyuşluğundan korkamak. İsimlerde koyuyorken de aynı kısa abdül degeni bu kul degeni. Kul abdülden kekingi koşulurken koşumca Arap gramatikası buna izafe deydi. Muzaf muzafini ileyip olup geledi. O şey izafe koşuluş deyildi. O şu koşuluyorken koşumca Allah'ın ismi buluş gerek. Başka ki koşup bulmaydı bunu. Mesela Abdullah, Abdurrahman, Abdülhafiz, Abdülbasit, Abdülsemad. Şunu da ikili uğradı. Samad bugün Abdurrahman bugün, Rahman bugün Allah'ın bendesi, Rahim bugün Allah'ın bendesi, Gaffar bugün Allah'ın bendesi. Degen mana var. Demek o şey abdiden kigin Allah'tan başkasının ismini kop koyuştuk. Bu günah burada irtege. Şu bolamız katta bugün de yaşlı giden o ismi akidege hılap olup belki gelgi usta katta bir alim olup halkta arası da kıyınçiliği haletge düşüp kalışmı olur. Şunun için hatta uzun işçi dini ya bir İslami urfi bir isim koyaman diyatken mahalimizde hem ahli ilimge müracaat kılıp koyuş gerek. Aynısı bizi cüde kurup isimlerimiz Arap dili telaffuzu da bugünden kekin o şey telaffuzu bilen eytilişi bilen eyti aladıklar bu ahli ilim buladı. Bunu elbette itibar bilen isimlerini koymalık gerek yazdılar. Bolana ertege bizdeki hakkı buladı. Kekin nemanı arzu kılıp koysa o şey arzusu ki yarışı Allah biredi. Alimlerde, ahli fazirlerde, sahabelerde arzu kılıp buysun bolası gel. Ben bir gapta aytaman, bir ikkita joyda aytganmiz. O'zimizni holatimizda bo'lgan. Bundan 5-6 yil burun bo'ldimi, bir kino chiqdi. Hamma o'sha kinoga juda qattiq berildi, haligi Shaytanat degan kinoga. Hamma juda oshiq bo'ldi. O'sha mahalda men bir 5-6 ta bolaga azon aytishimga to'g'ri kelib qoldi. Muxlislar olib boradi. Domlar o'g'il ko'rdim, azon aytib bering. Nima ism qo'yaman desam, Asadbek deb ism qo'yib bering dedi. Aynı o şey kino kızıgıya çıkan mahal. Ben kendim ettim ki yakışı gel. Asad bekmek Asadullah deyip koyaydık. Hazreti Ali'nin tahallüsleri bulsun. Allah'ın şehre degen mana var.
Şuna kalıp koyuyla gidiysem birileri ayıttı. Yok yok taksir. Ben o Asadullah Hazreti Ali'miz hani şeytanet kini odaki Asad Bey'de arzu kılıp mı? Bu masa o şey artisti uzunu koyun yodigar deyip. O Asad Bey o artisti hem atmaz uzun deyse yok o şey Asad Bey. Halbuki uzun o salbi adam böyle kursatılırken icabı emez. Lekin şunu koyu yaptım. Ben ettim ki hop nemesi ki arzu kıldıyız. Onu da öyle parasız adamlarda hakkını oladıkan bir yol tosar, bir uğra ki savurlardı başlığı bulup kursatılırken kukini oda. Ne kadar böyleyiz şuna kadar böyle şunu haklıyız. Yüzeyem eğer böyleyiz şuna kadar buralarda hakkını kudan korkmuyduken şuna kadar hiç nezeden kutap tartmıyduken böyle şunu arzu kılıyken bu siz kelin hale ki gene bittesi var Şamil o şunu koyu verin bana. Yok yok dedi Asad Bey koyun. Demek ki insanlar özünün niyetine karak bolaga koyuyup desiniz. Lekin aslında Alişir Navoiy singari mana Ulug'bek babalarımız, kança ötken ulamalarımız var, dini ulamalarımız, dünyavi ulamalarımız, hazır ki ham asır, ham davrda yaşayotken uluq kimseler var. Ana o şeylerde ismini koyuş gerek. Mana şu bolanı otadagi hakkı bo'ladi azizler, ertaga qiyomatda so'raydigan. Shuning uchun bu ham biz yuqorida aytgan ma'naviy shukrga kiradi. Bolaga chiroyli ism qo'yib, azon iqomatlarda qilib, duo takbirlardan keyin inshaalloh mana bolani sochi olinadi. Bolani sochini olish marosimini ham hali aytganimizdek, ba'zilar aqiqa deydilar. Shunda inikin qo'y so'yib aqiqa ham qilinadi. Lekin yaşayotgan hududimizni hisobga olib qish sovuq qiroq kunlarida shu narsani bajarishlik bolaga ta'sir qiladigan bo'lsa mayli buni vaqtincha qoldirib tursa ham bo'ladi. Ammo imkoniyati bo'lsa, bemalol bo'lsa, kunlar issiq bolaga ta'sir qilmaydigan bo'lsa albatta bu sunnatni ham bajo qilib qo'yish kerak. Orqasidan qodir bo'lsa mana aqiqa so'yiladi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam nabiralariga aqiqa so'ydilar, qo'y jonliq so'ydilar. İmam Buxoriyning Sahih al-Buxoriy kitoblarida mana shu aqiqa bobida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aqiqa qilsalaringiz o'zingiz ham yeng va boshqalarga yegizing dedilar. Shundan kelib chiqib aytayaptiki, demak aqiqa qilganda savol tug'iladi, ota-onasi yesa bo'lmaydimi? U bekorchi gap. Ota-ona yeyishlikka buyuryapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zinglar ham yenglar va boshqalarga yegizinglar deyapti. Boshqa bir yerda gap yo'q. Şükür kılıp kılınıyordukken amel halas. Kadir bulsa Allah'ın inayeti ile şu işini kılıp koyardık. Bu biz aitken hazır ki işler haması azizler manevi şükür. Şun bile manevi şükür nifayesi giyet edildi. Allah'a şükür kılıp, akika kılıp, ismi koyup, kazan, ikamet tamam, kutuldu. Bazı birerge bir neçe dakika ketti, bazı birerge bir neçe kun ketti, bir saat ketti, tügeydi şun bile. Lekin ikinci şükür var. Bu ameli şükür. Endi ameli şükür ki katıra itibar birlerdi. Bu uzak yıllar devam ederken. Ameli şükür o şey farzında ata kılıp bergen Allah'ta tanıdıyan kılıp terbiye kılıp koyuştuk. Ebu Leys Samarkandî Tembiğul Gafil'in kitabı da cüda bir acib hikayeni kildirdi. Hazreti Umar radıyallahu anh huda aldılar ki bir Arabi kegenliğine. O kegenler vardı. Nazı tercimeler yapacaktı. Belki bu zayıf Türk'ümdendir, lakin acil bir örnek var. Hazreti Ömer'in aldılarına bir Arabi gelip, ya Amir el-Mu'minin, siz güvah bulun, benim belagatı yetken katta bir balam var, sizi aldıysa balamını akkılamın dedi. Amir el-Mu'minin ettiler ki, ittaki minallah, Allah'tan korkayın. Balayızı akkılışlıkız, hem amelini bekar kıvalışıyız. Ertege, cennetini hidini hidaj ham nasib qilmay qoladi bolangizga. Bundoq qilmang deb aytdilar. Lekin u qattiq turib oldi. Shunda bolani o'zini chaqiringchi dedilar. Kirgandan keyin bolaniga Hazrati Umar radhiyallohu anhu nasihat qila boshladilar. Nega otingni behurmat qilding? Nega undoq qilding? Mana oting oq qilaman deyaptilar. Ya'ni oq shu aqiqada qo'yib, oq degani kesishlik. Ota o'zini rahmatini kesib yoraman, o'g'lim bilan aloqani uzib yoraman deyapti. U yerda ham o'sha oq so'zi ishlatilgan.
Şunda bola Amiral Mu'mininge qarab, ya Amiral Mu'minin, meni ham farzand sifatida otamda haqqim bormi dedi. Amiral Mu'min aytdilar ki, bor haqqing. Birinchi haqqing sen tug'ilmasdan turib dedilar. Bola hayron bo'ldi. Men tug'ilmasdan turib otamda nima haqqim bo'lishi mumkin deganidilar. Sen tug'ilmasdan turib bo'ladigan haqqing oting shunday senga ona topib bersinki, o'sha onangdan sen xijolat topib qolmagin dedi. Bola aytdiki, so'rangchi otamdan onam kim ekan. Onalari shunaqa bir yengil tabiat, ko'pchilik orasida raqqosalik qiladigan shunaqa bir batquq ayol edi ekan, arzon mahrga uylanmagan edi ekan. Bola aytdiki, demak otam meni haqqimni ado qilmabdi-da birinchi haqqimni. Shunday ayolni bola sifatida men birodarlarim, o'rtoqlarim ichida sharmandaman dedi. Hozir yoshlarimizga ham e'tibor qiladigan jihati shuki, uylanayotganda faqatgina o'zini nafsini, shahvoniy xirsini qondirishlik yoki vaqtincha yoshlarcha bo'layotgan xom xayolgagina berilib qolish kerak emas. Ayol tanlayotganda ota bechora, ey bolam mana shuni olgin, juda asl chiroyli xonadondan muslima diyonatli ota-onasi fahmi farosatli desa, ey xunik ekan qomati xunik, o'zi xunik, ko'zi xunik, qoshi xunik, men manaqa bir xurliqosini olaman dedi. Uni e'tibori yo'qki, ertaga buni xulqi qanaqa ekan, diyonati qanaqa ekan, ertaga shundan tug'ilajak farzandimmi men xijolatga qo'yib qo'ymaymanmi degan holatni o'tkazib qo'yish kerak. Mana Amiral Mu'mininga shu bola savol beryapti. Nima haqqim bor deyotdilar? Haqqing sen tug'ilmasdan turib. Otam bu haqqimni bajarmadi dedilar. Yana nima haqqim bor deyotdilar? Ikkinchi haqqing sen tug'ilganda senga chiroyli ism qo'yishlik edi dedilar. Otamdan so'rangchi, menga nima ism qo'ydik? Nima ism qo'ygansiz degandilar? Biz arabiy, badaviy bir sahroviy xalqmiz. Bola tug'ilganda ko'zimizga birinchi nima tushsa shuni qo'yamiz. Unga ko'r shapalak deb ism qo'yganman dedi. Ko'zimga shu ko'ringan bola tug'ilganda. Bola aytdiki, demak otam meni ikkinchi haqqimni ham ado qilmabdi dedilar. Uchinchi haqqim nima? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytganlar, ay yu'allimahu idha aqala. Aql rivojlana boshlagandan ta'lim berishlik. Hunar, ilm birinchi Qur'on ilmi, Allohni tanitishlik. Hunar kasb bir ta'lim o'rgatishlik. Otamdan so'rangchi, menga loqalla bismillohni o'rgatdimmi dedi. So'radilar, yo'q, o'rgatmadim dedi. Amiral Mu'min hali odamga qarab, siz nimaga kelyapsiz meni oldimga dedilar. Ha, o'g'limni oqqigan. Vallohi bi nafsi bi yadihi. Meni jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam ichib aytamanki, siz o'zingiz og'li o'g'lingizga oq bo'lib qolibsiz. O'g'li sizni kesib qo'yibdi rahmatini. Qum anni, bu yerdan chiqib keting dedi. Mana shu narsalarga e'tibor berishlik lozim bo'lar ekan azizlar. Bu o'sha farzandni boshidan bizga qo'yilayotgan burchi, farzand tug'ilgandan keyin uni salomat qilib katta qilib olishlik. Yoshlik chog'ida mas'ul ekan ota-ona. Bola toki issiq sovuq nima ekanligini, o'ziga zarar yetadigan narsalarni bilib olgunga qadar bolani ehtiyotlab turishlik bolani otadagi onadagi haqqi ekan. Kuydirib qo'yishlik bexosdan, qaramaslik, bee'tiborlik qilishlik va hokazolarga ham ota-ona javobgar bo'lib qolar ekan. Chunki bola hali bu narsani tushunib yetgani yo'q. Qachonki mana shu narsani ushlasa, issiq va kuyishligiga farosati yetib, elektr tokini ushlaganda o'lib qolishlik darajasiga yetgandan keyingina mas'uliyat uni o'ziga o'tar ekan. Lekin unga qadar ota-onaning iznida bo'lib, ota-onaning zimmasida turar ekan shu bolani ehtiyotlab turishlik. Mana shunday haqlarini bajarib qo'yishlikda azizlar, ota-onalar hushyor bo'lib qilishligimiz kerak. Lekin hali aytib o'tganimdek, hozirgi kunda mana shu tomoniga kamroq e'tibor beramiz ekan. Meni ikkinchi yana bir narsa ko'p xijolat qiladi. Mana umid bilan farzand boqib, katta qilib qo'yapmiz-ku. Men bu yerda farzandni qanaqa tarbiya qilish haqida gapirmoqchi emasman, gapira olmayman, chunki mana bu yerda domla tog'am o'tiribdilar, hojda damlar o'tiribdi, bu yerda opa, oqsoqol otalarimiz o'tiribdi, meni otam bilan teng. Bular bola tarbiya qilishdi, mendan ko'ra yaxshi biladilar. Men o'zimni otam tengi odamlar oldida, ey bolangni bunaqa tarbiya qil deb o'zim bola bo'lib gapira olmayman. Meni uzrimni qabul qiladi kattalar.
Bu gapirayotgan gaplar men faqat ustozimdan eshitganim yoki kitobdan o'qiganim xolos. Lekin aslim men shu kattalardan so'rab bolani qanaqa tarbiya qilayotganimni bu deydigan odamman. Chunki men hali o'zim bitta bolani chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganim yo'q. Shuning uchun men uzr so'rayman kattalardanki, bu gaplarni meniki deb qabul qilmanglar. Faqat men o'qigan yoki eshitgan narsamni aytib qo'yatman xolos. Ammo bola tarbiyasida bizlarda eskidan bo'lgan tajriba kuchlik hammalarda bo'lib kelgan. Lekin avvalgi jahiliyat bo'lganmi, o'sha ba'zi narsalarga be'tibor bo'lib qolinadi. Masalan, oddiy narsalardan boshlaymiz. Bolamiz balog'at yoshiga yeta boshladi. Savol tug'iladi hammamizda. Balog'atga yetganda nima qilish kerak edi degan. Bola balog'at yoshiga yeta boshladi. Otaning vazifasi tezlik bilan bolaga endi g'usulni o'rgatmoqlik edi. Tahoratni o'rgatmoqlik edi. Lekin biz buni qilmaymiz. Toki bolamiz katta bo'lib uylanadigan darajaga kirgunga qadar ham ba'zan g'usul nimaligini bilmay o'tib ketib qoladi. Katta bo'lib qoladi. Bunaqa holatlar ko'p. Yoki qiz balog'atga yetganda ona o'rgatadigan vazifalar bor. Bu ham bizlarda hozir oqsayotgan joyimiz. Ikkinchisi bir dasturxon ustida o'tirganda, bir davrada o'tirganda ota farzandni o'tirgizdirib qo'yib haqiqiy musulmonlikni arkoni bo'lgan la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini o'rgatib qo'ymoqlik. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimalarini ma'nolari ila o'rgatib qo'yishlik vazifasi edi. Agar bilmasa biladirgan odamga bo'lsa ham o'rgatishlik kerak. Lekin ba'zan nikohga kelayotgan kuyov to'ralarimiz bilan birga mashinada ketayotganimizda 70% bolalarimiz shu kalimani ayta olmayapti azizlar. Buni imtihon qilmoqlik uchun men taklif qilardim hamma uyga borib o'zini bolasidan bir qator so'rab qo'yishlikdi. Gapimiz qanchalik darajada tasdiq yoki notasdiq bo'lishligi uchun o'tirib qizimizdan, o'g'limizdan qani la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasini to'g'ri bexato qila ayta oladimi yoki yo'qmi? Mana bu narsaga bir e'tibor qilishlik. Xo'p, buni ham qilganlarga Allohning rizoligi bo'lsin, rahmati bo'lsin. Shunaqa e'tibor qilib, hatto bolasini Qur'on o'qiydigan, la ilaha illalloh deydigan, pokiza yuradigan tahorat hammasini o'rgatdi. Lekin masalan bitta tomoni bor, buni hech kim e'tibor ham qilmaydi yoki o'zi o'rganishda ham qolmaydi. Bu janoza, kafanlash va mayit yuvish holatlari azizlar. Buni har bir farzand bilishligi bo'lgan va o'z farzandlik burchini ado qilishligi kerak bo'lgan amallar. Lekin mana shu narsani ham biz bilmaymiz ekan. Men imtihon uchun juda ko'p birodarlarimizdan so'radim, janoza duosini bilasizmi deb. Ko'pchilik bilmaydi ekan. Otangiz o'tganmilar, ha, o'tib ketganlar, janozasi nima qilgansiz? Bilmayman dedilar. Farzand bo'la turib otaning janozasini o'qimaslik bu butun umr armonda o'tib ketishlik azizlar. Yoshi katta odamlar bilan gaplashganimda ko'ziga yosh olib domla otamning janozasida men betahorat turganman, bilmaganman shu narsani deyaptilar. Lekin shuni o'rgatib qo'ysa, farzand ota uchun, ona uchun yuragidan chiqarib duo qiladigan bo'ladi azizlar. To'g'ri, janoza duosida imomga iqtido qildim deb hech narsa o'qimasdan 4 takbir ila aytilgan namoz namoz. Lekin janoza duolarini o'zi orqada turib aytib tursa qanday ham go'zal farzand qalbidan chiqadi. Ayniqsa otani oxirgi safarga kuzatishlikda o'zi kalimani talqin qilib, o'zi Qur'on o'qib, peshonani peshonasiga qo'yib, alvido otajonim deb kuzatib qo'ygan farzand bu baxtli farzand. Mana shu narsalarga e'tibor qilishimiz kerak. Bizlar o katta narsalarni o'rgatib boshqalarga, eng oddiy narsalar bu hammaga kerak bo'ladigan narsa. Hamma uchun zaruriy narsalar. Hamma kattalar biladigan narsa, buni o'rgatishlik uchun ilm ham kerak emas. Hamma katta otalarimiz biladigan, faqatgina ba'zan be'tiborlik qilib boshqa narsalarga qarab oddiy narsalardan uzoqlashib qolamiz ekan. Mana shu farzandlarda bizdagi qisman-qisman haqlari bo'ladi azizlar. Mana bular amaliy shukrlar turkumiga kiradi inshaalloh. Mana bugun biz aqiqada o'tirib bir oz mana shu haqida gapirgan bo'ldik. Ilohim, bundan keyin bolalarini tarbiya qilmoqchi bo'lganlar mana kattalarga murojaat qilsalar, ajdodalarga, qo'ni-qo'shnilarga bir nechta bolasini chiroyli namunali tarbiya qilib qo'yganlardan uyalmasdan so'rash kerak.
bolangizni qanday shunday tarbiya qildingiz? Men bola ko'rdim. Hojlada yoki falonchi aka, pistonchi tog'a, amakijon nimalarga e'tibor beray desa, haliga odam, mana joyiga e'tibor qilsangiz, bolangiz yaxshi bo'ladi inshaalloh degan gaplarni aytadilar. Kelinglar duo qilaylik endi Alloh taolo. Mana shu aqiqaga sabab bo'lgan farzandni to'la mukammal inson bo'lib yetilishligini Alloh nasib qilsin. Duoga qo'l ochib turgan hammalarimizni, vujudimizga sabab bo'lgan ota-onalarimizni, hayot bo'lib turganlarni salomat qilsin. Hamma farzandlarga chiroyli tarbiya qilib qo'ygan azizlarimizni umrlari uzoq bo'lsin. O'tib ketganlari bo'lsa qabrlari nurga to'lsin. Duoga qo'l ochib turgan barcha azizlarimizga Alloh yaxshi farzandlar ato qilib, farzandlarimizni bizdagi haqlarni ham chiroyli bajarishligimizni Alloh muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum.